Cazibeli kadın, cazibeli anne. Hem güzel, hem anne, hem dişi. Evet, o kadar güzel gerçekleştirilebilecek, oluşturulabilecek bir durum ki bu aslında. Evin içinde birazcık dayanışma varsa o annenin kendine olan bakımı daha da artacak ve annenin zerafeti, annenin güzelliği daha da bir artacak. Evet, yani bu gene yavaş yavaş hanımlar gebelikte alacakları kiloları hep merak ederlerdi ama şimdi biraz daha o kilolar ne olacak, bitiminde hemen toparlanacak mıyım diye gerçekten bunun peşine düşüyorlar. Ve o doğum sonrası normal hayatına, yani doğum öncesi hayatına devam etmek isteyen bir sürü de anne var artık. Yani olması da gerekmiyor mu? Yani cazibenizden vazgeçmek mi annelik, her şeyden vazgeçmek mi? Asla olmamalı. Yani değerli seyirciler, hakikaten olmamalı. Çocuğumuz olabilir, çocuklarımız olabilir ama bir annenin kendini bırakmaması, kendine olan özeni kendisinden esirgememesi gerekir. Tabii ki doğum sonu depresyonları, doğumdan sonra oluşan bir takım ruhsal tablolar, karı koca arasındaki sıkıntılar kadının kendine bakımını azaltmasına sebep olabiliyor. Ama bunları dışladığımız zaman her şekilde kendimize özen göstermek mecburiyetindeyiz. Bu çok önemli. Yani hatta bize bazen soruyor, işte ben kocama çok güveniyorum gitmez, ben karıma çok güveniyorum gitmez. Yok, hiçbirisine güvenmeyelim yani. Herkes her an gidebilir. Biz önce kendimize güveneceğiz. Hayır, bir de bu doğum öncesinde de mesela şimdi evli değilsiniz, birbirinizi nasıl görüyorsunuz? Her gördüğünüzde şıkır şıkır karşılıklı böyle hazırlanmış, giyilmiş, taranmış, süslenmiş. Sonra evlilik başlıyor, evlilikten sonra eve geliyorsunuz. Adam geliyor, üstüne bir pijama giyiyor. Kadın evde eşofmanla dolaşıyor. Ay, ortalıkta saç baş dağınık. Ne oldu şimdi birbirimize cazip gelen halimiz ne oldu? Şimdi gebelik sonrası da öyle. Daha önce dikkat ediyorsanız bile annenin şimdi hali yok, vakti yok. Bebekle uğraşıyor, çocukla uğraşıyor. İşte iş size düşüyor. Evet, erkekler bence %100 haklısın. %100 haklısın. Bu dönemde erkeklerin ama şöyle bir şeye ihtiyacı var. Bu erkeklerde içgüdüsel gelmiyor. Bilinçlenmesi lazım. Evet, öğrenmesi lazım. Kadınlar mı öğretecek, doktorun programı mı öğretecek, Özkan Hoca mı öğretecek? Birilerinin erkeklere bunu anlatması lazım ki bazı doğal süreçler var. Bu süreçlerde yardımcı olmak gerekiyor, değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Erkekler komik Zahide. Hakikaten bazı duyguları anlamakta zorluk çekiyorlar. Öyle olduğu için çok değişik, çok farklı böyle pratikler yaşıyoruz. Yani evlilikler içinde falan. Mesela şimdi lohusalığı anlatıyorsunuz bir erkeğe. Erkeğin anlamasına uygun tarzı biraz daha basitleştirerek ama çok zor bir dönem olduğunu da onlara söylemeye çalışıyoruz. Diyoruz ki şu anda bakın elinde 3 kiloluk, 3,5 kiloluk bir canlı var ve bu canlı dünyanın en savunmasız canlısı. Eşinizin vücudunda bir sürü değişiklikler olacak. Bakın ilk verdiği sütle bir sürü antibiyotiği de çocuğuna geçirecek. Arkadan 3 saatte bir beslemek mecburiyetinde. Bir taraftan kanamaları var. Bir taraftan o dikişler doğum olmuş, onun getirdiği ağrılar var. Bu dönem lütfen ona destek olun. Destek olmak bir şey istediğinde, şunu getir dediğinde onu koşarak getirmek bile olabilir. Yeter ki o dönemi kadın ilgi görerek geçirsin. Bu şekilde anlatıyoruz. Onlar ne diyorlar? Bazıları annesi yanında diyor. Şimdi diyor bizim ya gerek ilgiyi o gösterir mi diyor. Yani annesi diyor gerekeni yapar diyor. Bazısı doktor bey çok yoğun çalışıyorum yani benim bunlarla uğraşabilecek durumum yok diyor. Bazısı da gayet güzel anlıyor. Yani kadını anlamak önemli. Kadını anladığınız zaman yani o dönemini anlayınca o dönemi birlikte paylaşarak götürürse kişi hakikaten evlilikler çok daha iyi oluyor. Yoksa biliyorsunuz çocuk olduktan sonraki o ilk 3 sene boşanmaların çok yoğun görüldüğü dönemdir. Evet, çünkü ilişki ister istemez bir kere sadece bir üçüncü şahsın araya girmesi değil, onun ötesinde bütün ilgiyi üstüne isteyen bir üçüncü şahıs araya giriyor ve çok zor oluyor. Kuma geliyor. Yani. Kuma geliyor.